İyi günler, buyurun. Osman Ünlü hocam, soru soracaktım. Buyurun, yayındasınız. Namazlarda çok şaşırma oluyor, vesvese oluyor. Her rekatında mesela okumakta olsun, uykuda secdede hareketsiz kalmalı olsun, kaldık mı kalmadık mı diye acaba. Böyle çok şaşırma oluyor yani. Namaz kılmamaya kadar geldi artık. Peki efendim. Efendim şimdi dinleyicimiz namazda dedi çok şaşırma oluyor. Ve dedi bu hal dedi, yani o kadar çok vesvese oluyor ki bu hal dedi namazı kılmama noktasına kadar geldi. Şimdi bu bir hastalık. İnsan tek başına yenebilir mi bunu? Yenebilir. Ama dinleyicimizin söylediği noktaya gelmişse tek başına bunu halledemeyebilir. Bu sinirsel bir rahatsızlık. Yani depresif bir durum. İnsan depresyona girdiği zaman neyle meşgulse o konuda vesveseler artar. Depresyona girmişse. Mesela diyelim ki temizliğe dikkat ediyordu. Depresyona girdi. O temizlikte zirveye çıkar artık. Temizlik değil artık, vesvese olur. Mesela namaz kılan bir kimse depresyona girmiş olsa namazda vesvese gelir. Zaten şeytan ve nefsi öyle bir fırsat hazır, bekleyip duruyor. Ondan sonra habire yüklenir. Yüklenmek suretiyle de perişan eder. Böyle durumlarda sinirleri kuvvetlendirmek gerekir. Nasıl diğer vücut organlarımız hastalandığı zaman doktora gidiyorsak, böyle durumlarda da safsaklamamalı, yani geciktirmemeli. Doktora mutlaka gitmeli. Tedavisi için, hatta bu konuda tek bir doktorla da yetinmemeli. Çünkü birisi memnun olsun olmuştur, psikiyatristtir ama fazla bilgisi yoktur, tecrübesi yoktur. Veyahut da yeni mezun olduğu için ben şu kadar emek verdim, bu parayı bir çıkarmam lazım diyorsa, para ön plandaysa ve bunu düşünüyorsa, dolayısıyla hastasıyla ilgilenmiyor. Doktor dediğin hastasını takip eden demektir deniyor. Yani ilaç, muayene etti, ilaç verdi, ondan sonra o muayenetten sonra, ilaç verdikten sonra o ilaçlar ne yaptı, ne etti, onu kontrol eden, takip edendir. Esas ideal olan doktorluk budur. Şimdi bunu çok yok değil. Var da ama çoğunluk itibariyle değil. Diğer konularda olduğu gibi. Sadece doktorlar konusunda söylemiyorum. Yani din görevlilerinde de aynı şekilde, ben kendim İmmatif ve ilahiyat mezunu olduğum için adam mesela bakıyor. Menfaat için bakıyor. Ya hepsi böyle mi? Hayır. Nice böyle Allah rızası için Kur'an-ı Kerim okuyan, ondan sonra Allah-u Teala'nın dinini Allah-u Teala'nın rızası için insanlara öğretmek için çırpınan nice imam efendiler, hoca efendiler, onlar da var. Ha, eskiden bunların sayıları çoktu, öbürleri yok gibiydi. Şimdi bunların sayıları azaldı, yok gibi oldu, öbürleri çoğaldı. Diğer mesleklerde de bu böyle miydi? Evet, bu böyle oldu. Tabii ahlak genel olarak çöktüğü zaman hepsinde kendisini gösterir mi? Hepsinde kendisini gösterir. Dolayısıyla birkaç doktora müracaat etmekte fayda var. İlaçları almalı. Gidemeyecek durumda ise de mesela yine kitaplarda uzun zaman alır ama. Nedir? Oğulot. Melisa diğer bir ismi. Her gün ama muntazaman. Bir ay, iki ay, üç ay, dört ay, beş ay yatmadan önce bir tutam böyle bir cezve suyu kaynatacaksın. Bir tutam oğulotunu üzerine atacaksın. Demlenecek. İyice bir demlenecek. Demlenecek. Yatmadan önce her gün bir bardak içeceksin onu. Bir su bardağı yani. Her gün içeceksin. Bu zamanla kuvvetlendirir. Bu bir ikincisi. La havle-i besmeleyle. Her gün 100 defa en az. Bismillahirrahmanirrahim ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Her gün 100 defa. İstiğfar. Estağfurullah min kül ma kerhallah. Estağfurullah min kül ma kerhallah. Bunu da her gün en az 100 defa söylemek suretiyle. Ve bir de namazla, abdeste ve gusülde fıkıh bilgilerini kontrol edecek. Abdestteki farzlar bu, sünnetler bu, tamam. Gusülün farzları, sünnetleri bu, vacipleri yok etkisinde. Namazın farzları, sünnetleri, müstahapları, mekruhlar ve müstahapları bu. Ondan sonra diyelim ki abdest aldı. Orada bir diyecek ki sen yıkan, yok ben yıkadım, geçeceğim. Hiç dönmeyeceğim. Gusülde diyecek ki değmedik yer kaldı, değdi diyeceksin, geçeceksin. Namaza aynı şekilde orada sık sık başa geliyorsa kaldığın yerden devam edeceksin. Efendim kaldığım yeri hatırlamıyorum. En azına kanaat edeceksin. Mesela 4 rekatta namaz kılıyordun. 3. rekatta şaşırdın. 3. rekat olduğu hatırında değil. Ya bu 3 mü 2 mi falan. 2 diyeceksin, devam edeceksin. Fazlası şey değil. Yani o rahatsızlık geçinceye kadar. Hatta bazen sadece farzlarını kılacaksın. Bu şekilde insan kendisini de tedavi edebilir mi? Edebilir. Ama doktor tedavisi, ondan sonra dinimizin bildirmiş olduğu la havle veyahut da istiğfar, bunları söylemek suretiyle, kendisi de iyi kimselerle görüşerek ve doğru kitap okumak suretiyle fazla kendisini de kaptırmadan bu badireyi atlatabilir mi? Evet, atlatabilir efendim.